Merhabalar. Şimdi benim hafıza şampiyonu olmam doğuştan bir özellik mi? Sizlere diğer hafıza şampiyonlarından da yararlanarak bir derleme hazırladık. İlk olarak Alex Müller. Kendisiyle ben Las Vegas'ta tanışmıştım. Bu arkadaşımız da tıp okuyor. Ve rekorları da çok yüksek. Şimdi aşağıya linkler bıraktık zaten bununla ilgili. Siz kendiniz de zaten araştırma yapabilirsiniz bu insanlarla ilgili. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki bu aslında doğuştan bir özellik değil. Hafıza taktikleri konusunda öğrendiklerim üzerine bol bol pratik yaptım. Bu arada bu adam 52'lik bir desteği 17 saniyede hafızaya alıyor. Sıradaki kişi Almanya'dan Simon Reinhardt. Memory is central to who we are, but independent of what you just saw, our memory is very limited. And I also want to test you now. I now will show you 15 words. You will have 20 seconds to memorize them. Bu adamla da Las Vegas'ta muhabbet edeyim dedim ama İngilizcesi biraz garipti. Yani böyle Almanca kelimeler mi katıyordu, benim mi İngilizcem kötüydü tam anlamadım. Hiçbir şey anlamadım onun dediklerinden. Bu şampiyon da diyor ki, ilk başlarda herhangi bir teknik kullanmadan ezberlemeye çalıştım. Fazla ileri gidemedim. Teknikler ise hızlı bir şekilde işe yaradı. Ve süper bir gelişme gösterdim. Bunları ben onların diğer yaptığı röportajlardan aldım. 8 4 9 Bir diğer dünya hafıza şampiyonu da Johannes Malov. What is the current world record? 500. The new world record. Bu arkadaşın da rekorunu kırmışlardı Las Vegas'ta. Bir baktık ağlamaya başlamış. O zaman da çok şaşırmıştım. Yani bir insan niye ağlar ki falan diye. O da bu işlere nasıl başladığını soran insanlara diyor ki, internette küçük bir araştırma yaptığımda bazı teknikler gördüm ve bunları denedim. Etkisini de gördüm. Şimdi benim durumum da aynı. Ben de bu teknikleri kullanarak şampiyon oldum. Yani benim de doğuştan böyle hafızası süperdi, küçükken böyle her şeyi ezberler gibi bir hikayem kesinlikle yok. Biz de bu eğitimleri aldık, biz de bu teknikleri öğrendik. Üzerine pratik yaptık, kullandık, kendimizi geliştirip şampiyon olduk. Ben dünya şampiyonu olamadım bu arada, ben dünya rekortmeniyim. Ama diğer bahsettiğimiz şampiyonları da gerçekten araştırmanızı isterim. Çok sağlam rekorlar var ve bu insanlar 3-4 sene uğraşıyorlar bunlar için. Şimdi gelelim bizle alakasına. Yani bu videoda ben size şunu anlatmaya çalıştım. Eğer siz de teknikleri öğrenir ve kullanırsanız hafızanızı geliştirebilirsiniz. Bu şununla alakalı değil. Hafıza şampiyonu, hafızası doğuştan süperdir gibi bir algı yok. Önemli olan teknikleri iyi öğrenebilmek. Biz de size bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hafıza tekniklerini anlatmaya başlayacağız. Bu videoda bir ısınma gibi ve ön yargıların bir kısmını aşabilmemiz için hazırladığımız bir video. Umarım bu videoyu izledikten sonra ders çalışmaya devam ediyorsunuzdur bu arada. Onları da pek takip edemiyoruz videolarla ama hepinize de çok teşekkür ediyorum. İyi günler.